TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ana haber bülteni ile yine karşınızdayız. Dilerseniz bültenimize önce özetlerimizle başlayalım, sonra haber detayları ve gündemdeki gelişmelerle devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyük Kılıç ilçe gezilerine ara vermeden devam ediyor. Büyük Kılıç'ın bugünkü adresi ise Özvatan, Sarıolan ve Akkışla ilçeleri oldu. Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım. Açılışa hazırlanan Bellona 6 tesisinde ilk etapta 600 kişi istihdam edilecek. Polisin dur ihtarına uymadı. Yakalanınca kendisini "benim abim de polis" sözleriyle savundu. Kanser hastasının valizini alan şahıs kayıplara karıştı. Valizinin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. "17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanan Fırat Botan Kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Kayseri'de hakim karşısına çıktı. Mahkemede konuşan Tekiner, "beni partiye çağırdılar, parti nedir diye sorduğumda PKK dediler" dedi. Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan Fırat Botan Kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma yoğunluk nedeniyle konferans salonuna alındı. Duruşmada tutuklu terörist Ferhat Tekiner hazır edilirken şehit aileleri, gaziler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, sanık ve müşteki taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkemede söz verilmesi üzerine konuşan PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, "Diyarbakır'da kendi dükkanımda çalışırken Kenan Çiçek'le tanıştım. Araba satışından dolayı tanıştım. Daha sonra yavaş yavaş görüşmeye başladık. Bir süre sonra bana parti seni çağırıyor dedi. Ben de parti nedir diye sorunca PKK dedi. Ben de gitmedim. Bir gün evime giderken bir aracın yanındaki biri benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. Bacağını bacağımın arasına koydu ve silahını boğazıma dayayıp 'biz birini istiyorsak gelir yoksa biz getiririz' dedi. Belirli sürelerde tehdit aldım. Bir süre sonra Kenan'ı arayıp kabul ettiğimi söyledim. Beni Lice'ye götürdü. Oradan da bir teröristin yanına götürdüler" dedi. PKK'lı Tekiner yine bir açıklamasında, "benim bombadan haberim yoktu. Benden araç çalmamı istediler. Daha sonra kamyon çalmamı istediler" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. Bu sırada konuşan terörist Ferhat Tekiner, şehit babasının ve gazilerin olduğu yöne doğru dönerek, "şehit ailelerinin başı sağ olsun, tehdit altındayım, hamile eşim vardı, şunu bilin ki kanınız yerde kalmadı" dedi. Adliye çıkışında terörist Ferhat Tekiner'in bu konuşmasına tepki gösteren Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "teröristin burada konuşmalarını hiç samimi bulmuyoruz. Kendini kurtarmak için burada şehit ailelerine başsağlığı dileyerek bizim yaralarımızı kaşımak ve bizi tahrik etmek için ellerinden geleni yaptılar" dedi. Şu anda yine aynı aracı çaldığını söyleyen, bombanın yüklenmesine katkıda bulunan, destek veren, aracı Kayseri'ye kadar ulaşmasını sağlayan terör örgütünün yargılanmasını burada izledik, dinledik. Terör örgütünün burada konuşmaları biz samimi bulmuyoruz. Kendini kurtarmak için burada şehit ailelerine başsağlığı dileyerek bizim yaralarımızı kaşımak, bizi tahrik etmek için ellerinden geleni yaptılar kendisi ve avukatı tarafından. Duruşmayı takip eden şehit babası Mahmut Duransa, "şu anda yapılan davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. İnşallah diğer teröristler de bir an önce yakalanır, Türkiye'deki terör kurur inşallah. Devletimizin de en kısa zamanda kurtulacağından eminim" dedi. "İnşallah en kısa zamanda sonuçlanmasını istiyorum yani. İnşallah diğer
kalan terörler de bir önce yakalanır da kurbanlığım Allah şu Türkiye'de terörün sonu kurur inşallah. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ile devam etti. Muhtarlar toplantısına da katılan Büyükkılıç, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Gün içerisinde ilk olarak Özvatan ilçesini ziyaret eden Belediye Başkanı Halit Demir ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Demir hakkında övgü dolu sözler sarf edip uyum kültürüne dikkat çekti. Sevilen, güvenilen bir isim olarak sıcak ilgisiyle de bizleri karşılayan değerli başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Amacımız 2020'de yapılanları değerlendirmek, gözden geçirmek, 2021'de de yapılacaklarla ilgili istişare etmek. Varsa acil yapılması gereken onları da böylece tespit etmek. Başkan Büyükkılıç daha sonra Sarıoğlan ve Akkışla ilçe belediyeleriyle ilçe başkanlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gittiği ilçelerde muhtarlar toplantısına da katılan ve talepleri dinleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç birlik beraberlik mesajı verdi. Büyükkılıç'ın son durağı ise Akkışla Devlet Hastanesi oldu. Burada sağlık çalışanlarıyla sohbet edip fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Dolarımıza biz teşekkür ediyoruz fedakar canlarımıza. Kuşca bize değdi ha. AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili İsmail Tamer, Hacılar'ın çehresinin değiştiğini belirterek, "Başkanımız burada güzel işlere imza atıyor. Biz de AK Parti hükümeti olarak her zaman yanındayız." dedi. Esnaf ziyaretinin ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret eden AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'e AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Öğüç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Çevrim ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Billboardlarımızda, 2020'de yaptıklarımızda 7 billboardumuz var bizim ilçede. Onlarla da ilçeyi aydınlatıyoruz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şehir kütüphanede çok daha ileride bir düzeyde bu. Burada amaç hem bireysel ders çalışma hem toplu ders çalışma olacak. Eski düğün salonunu kullanacağız. 5 milyonluk bir proje. Projesi hazır. İnşallah baharda başlıyoruz. Temel atma işlerimiz var. Sezon sonunda da bitirmeyiz. İnşallah. Hadi. AK Parti Milletvekili İsmail Tamer de Hacılar'ın her geçen gün geliştiğini belirterek Başkan Özdoğan'a çalışmalarında başarılar diledi. Evet değerli başkanım, vermiş olduğunuz bu güzel sunumdan sonra size ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de Hacılar hak ettiği hizmetleri almış durumda, almaya da devam ediyor. İnşallah çok daha güzelliklerle birlikte siz halka bu güzellikleri sunacağınızdan eminiz. Yapmış olduğunuz projeler 29 proje söylemişsiniz, 39 proje bitirmişsiniz. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Bir de şu anda geldim gördüğüm kadarıyla da her gittiğimiz yerde hacıların bir görünüm çehresi değişmiş. İnsanların huzuru farklı bir şekilde, mutluluklar gözlerinden okunuyor. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Yahyalı'da Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti. İlk olarak AK Parti Yahyalı ilçe başkanlığını ziyaret eden vekil İsmail Karayel burada partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ardından ilçeyi gezen vekil esnafları ziyaret etti. Ders mi var? Evet. Hangi dersi onda? Son olarak Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret eden vekil Karayel burada belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel, 2021 yılının ilk günlerinde belediyelerimizi ziyaret etmek istedik. Hep birlikte burada olmaktan dolayı memnunuz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi durmak yok, yola devam ifadelerini kullandı. Bir yılının ilk günlerinde Yahyalı'mıza, belediyemize hasreten bu ziyareti yapmayı istedik ve hep birlikte burada olmaktan dolayı memnunuz.
Sizlerle birlikte inşallah 2020 yılında neler yapıldı, 21 yılında inşallah neler yapılacak, onların görüşmelerini de gerçekleştireceğiz. Bizim yapılması gereken, bakanlıklar düzeyinde takip edilmesi gereken işlerimiz varsa onlar nasıl 2020'de yaptıysak inşallah 2020'de de aynı şekilde birlikte takip edeceğiz. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yahyalımıza mübarek bir günde, cuma gününde yoğun bir bütçe çalışmasından sonra, tabii Ankara'daki yoğunluk bittikten sonra, tabii seçilmiş olduğunuz hem ilimize hem de ilçelerimize ziyaret, gerçekten ben yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ilçemize şeref verdiniz, hoş geldiniz. Dediğimiz gibi genç olmanız ve dinamik olmanız, hem yurt dışında tabii görevleriniz var. Fırsat buldukça ilçelerimizi Allah razı olsun ziyaret etmeniz gerçekten hem bizi mutlu ediyor hem de buradaki hemşehrilerimizi mutlu ediyor. Tabii biz elhamdülillah AK Partiliyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. AK Partili olmanın özelliği tabii hep beraber hani hareket etmenin bereketini biz yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Allah hamdolsun hem ilçe başkanımızla, hem teşkilatlarımızla, hem belediyemiz üyelerimizle, hem de vatandaşlarımızla barışık olduktan sonra o bereket getiriyor Allah hamdolsun. Melik Gazi, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirerek tesiste yapılan çalışmalar hakkında üyelere bilgi aktardı. Melik Gazi Belediyesi geri dönüşüm tesisinde meclis üyelerine tesis hakkında genel bilgi verildi. Atıkların nasıl işlendiği, geri dönüşüm kısmı ve ekonomiye katkısı anlatılarak yeni araç filosu tanıtıldı. Tenşerit gibi malzemeler oluyor. Onları alıyoruz. Onu da nasıl alıyoruz? Zayla poşetler kaldırıp vakumla, iki tane baca var gördüğünüz gibi. Vakumla buraya da getirebiliyoruz. Yan tarafta, evet, naylon poşet özellikle. Ya da yan tarafta da yine yerler var. İsterlerse oraya da atabiliyorlar. Melik Gazi Belediyesi'nin çevreci çalışmalarıyla örnek projeler ürettiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, meclis üyelerimize ara ara yaptığımız işler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bu kapsamda bugün geri dönüşüm tesisimizi gezdirerek kendilerine yapılan işler hakkında bilgi verdik dedi. Bizde bir yıl kadar sınıf yapılabiliyor ama şey var, vakum yapmamız da gerek kalmayacak çünkü başkanımız da söylediği gibi 50 tane yakın bir süre elimizde kalması lazım. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 aile bu kışı sıcacık yuvalarında geçireceklerini söyledi. Öte yandan Başkan Çolak Bayraktar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Koca Sinan Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız her bir alanda devam ediyor. Yunus Emre bu noktada bizim Gazi Osman Yavuzlar bölgesindeki bir giriş kapımız. Bundan sonrasında da bu bölgede yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları burasıyla birlikte daha da hızlanacağını umut ediyoruz. Bununla birlikte bütün kentsel dönüşüm bölgelerimiz Koca Sinan'a yakışır, şehrimize yakışır bir değişimin dönüşümün içerisinde olacak. Bütün bölgelerimizde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte bir sosyal dönüşümü, bir değişimi harekete geçirdiğimizi her defasında ifade ediyorum. Öte yandan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolak Bayraktar mesajında basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı. Başkan Çolak Bayraktar mesajında ilimizde şevkle fedakarca çalışan işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa, üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Rektör yardımcıları Profesör Doktor Derviş Bostos'un ve Profesör Doktor Semra Aksoylu'nun da katıldığı ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya meslekte yaşanan sıkıntıları anlattı. Altınkaya, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle 20 basın mensubunun hayatını kaybettiğini belirtip aşı uygulamasında öncelik verilmesini istedi. Covid-19'dan 20 tane meslektaşımız hayatını kaybetti. Maraş'ta kaybeden var, Malatya'da kaybeden var, Osmaniye'de kaybeden var. 20 meslektaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de resmi olarak Covid-19 raporu verilen 300, Covid-19'a yakalanmış olan 300 meslektaşımız var. Elbette aşı uygulaması başladığı zaman sağlıkçılar, belli yaşın üstündeki büyüklerimiz başımızın tacı ama hükümetimizin, Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka çalışan, fiilen sahada olan, benim gibi oturanlardan bahsetmiyorum, fiilen sahada olan gazeteci arkadaşlarımızın aşılanmasına da öncelik vermesini arzu ederiz. Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa ise basın mensuplarının çok fedakarca çalıştığını, halkın bilgilendirilmesi adına büyük görev üstlendiğini söyledi. Üniversite çalışmaları hakkında da bilgi veren Kara Mustafa, kampüste değil, sana da üniversite olma anlayışıyla çalışıyoruz dedi. Kamuoyunun nitelikli bilgilendirilmesi, yanlış yönlendirilmemesi, sağlıklı bilgilendirmesi açısından gazetecilerimizin önemi son derece büyük. Ama tabii teknoloji de gazetecilik mesleğinin formatını da değiştirmeye başladı. Bugün sosyal medya denen bir olgu var. Şu anda yoğun bir şekilde mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesinin işlevsel hale gelmesi, öğrenci alabilecek konuma gelmesi için çalışıyoruz. Eksiklerini, personel eksiklerini tamamlıyoruz. Başta akademik olmak üzere. Tabii her ne kadar yeni bir kampüse taşınmış olsak da Kayseri Üniversitesi daha da ileriye gitmesi için daha fazla fiziksel mekanlara ihtiyacımız var. Kampüste değil sahada üniversite olma anlayışıyla. Çünkü iş dünyasından, gerçek hayattan, sahadan kopuk olan bireyler sadece kapalı kapılar ardında kampüste aldığı eğitimle mezun olduklarında iş dünyasıyla nitelikli bağ kuramıyorlar. O yüzden biz bunun farkındayız bütün ekibimiz olarak. Sahada eğitim vermeye çalışıyoruz. Kayseri Emek ve Demokrasi Platform adına konuşan Eğitimsen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, üniversitelere vurulan kelepçelerle atanan kayyumlara karşı herkesi demokratik mücadeleye davet ediyoruz dedi. Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasını protesto eden öğrencilere destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitimsen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal yaptığı açıklamada kayyum rektör atanmasına karşı sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çekti. Ünsal demokrasi için Kayserilileri mücadeleye destek vermeye davet etti. Üniversitelere vurulan kelepçelere, atanan kayyumlara karşı herkesi demokratik mücadeleye çağırıyoruz. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'yi sadakatiyle bilinen eski bir AKP milletvekili adayını rektör olarak atadı. Söz konusu atamayı kayyum olarak niteleyen Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin demokratik tepkisine polisin sert müdahalesi gecikmedi. Atanan rektör Melih Bulu ve polisin ilk icraatı ise kampüse girmek isteyen öğrencilere engellemek amacıyla kampüs kapılarına kelepçe vurmak oldu. Üniversite bileşenlerince seçilmesi yerine üniversiteye kayyum atanmasını tercih eden ve bu tercihinde ısrarcı olan siyasi iktidar, üniversitelerdeki demokratik muhalif eleştirel düşünceye karşı tavrını tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Bununla da yetinmeyen iktidar, salı ve çarşamba günleri erken saatlerde çok sayıda öğrenciyi gözaltına almıştır. Bugün ülkemizde yine bilimsel çalışmaların yapıldığı, özgür düşüncenin geliştiği özel kuruluşlar olması gereken üniversitelere siyasal erkin büyük bir hırs ve tüm gücüyle saldırıya geçtiğini görüyoruz.
Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bellona, 2020 yılında yatırım planını aldığı Bellona 6 tesisinin açılışına hazırlanıyor. 130 milyon TL'lik yatırım yapıldığı tesiste ilk etapta 600 kişi istihdam edilecekken, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, 2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her baba yiğidin harcı değil dedi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding çatısı altında bulunan Bellona yatırımlarına yenisini kattı. Koronavirüsün tüm dünyada olumsuz etkilerinin sürdüğü 2020 yılında 130 milyon TL'lik bir yatırımla Bellona 6 tesisini kuran şirket ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. 75 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 55 bin metrekare kapalı alanı olan Bellona 6 tesisinde yıllık 480 bin yatak ve 440 bin civarında da sandalye üretimi yapılacak. Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş tesis hakkında bilgiler verdi. Yeni yatırımını yaptığımız Bellona 6 tesisimiz 75 bin metrekare alan üzerine kurulu, 55 bin metrekare kapalı alanına olan. Şu an tabii tesisimiz daha önceden devreye girdi. Biz açılışı gerçekleştireceğiz önümüzdeki hafta kısmetse. Bu tesisimizde şu an 400 mavi yaka, 20 beyaz yaka şu anda aktif çalışıyor. Ve burası için de üretim operasyonlarına baktığımızda yıllık 480 bin yatak, yıllık yine 440 bin civarında sandalye üreteceğimiz tam modern, tam donanımlı bir tesis inşa ettik. Bu tesisin tabii yatırımları dönem dönem devam edecek. Bu aslında yatırımın birinci fazı. İkinci fazda yine üretim kabiliyetlerimize veya ihracatta, iç piyasada yapacağımız yeni tasarım ürün gamlarına bakarak yeni yatırımları da burada gerçekleştirebileceğiz. Bunun için ilave alanlarımız mevcut. Bu tesisimiz aynı zamanda Bellona'nın sektörde mobilya sektörüne baktığımız zaman Arge merkezi statüsü alan ilk şirketlerden bir tanesi Bellona. Dolayısıyla bu şirketi biz inovasyon temelli bir zemine oturtmak ve markanın çizgisi ve tasarımları ve önümüzde 2020'de yaşadığımız süreçten sonra önümüzde şu anda hedef olarak koyduğumuz e-ticarette neler yapacağımızla ilgili birçok inovatif çalışmanın yapılacağı bir Arge ve inovasyon merkezi inşa ediyoruz. Haziran ayı gibi bu tesisi de bitireceğiz ve burada artık marka çizgisinde ve dediğim gibi e-ticaret odaklı birçok tasarımı ekip arkadaşlarımız yapacak. Bu ekip arkadaşlarımız dediğimiz sadece Arge inovasyon ekibi yaklaşık 90 kişiden oluşacak ve güçlü bir şekilde marka hedefleriyle ilgili bahsettiğimiz yıllık hedef oranlarını ve büyümeleri gerçekleştirebilmek için buradaki ekip sürekli yeni fikirler, yeni özgün tasarımlar, marka ve müşteri algısına uygun yeni tasarımları gerçekleştireceği çok modern bir tesis olacak. Karamemiş, 2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her baba yiğidin harcı değil. Böyle belirsizliklerin olduğu bir dönemde 130 milyon gibi bir yatırım söz konusu. Bu çok ciddi bir bedel ifadelerini kullandı. Tabii 2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her baba yiğidin harcı değil. Yani böyle bir belirsizliklerin olduğu dönemde bu yatırımın toplam makine ve bina baktığımızda 130 milyon TL gibi bir yatırım bedeli var. Çok ciddi bir bedel ve bu bedel harcandı, bu yatırım yapıldı. Ve önümüzdeki 6 ay içerisinde baktığımızda buradaki istihdama katkımız 600 kişiyle tamamlanmış olacak. Bu da bizim açımızdan önemli. Ve ikinci faza geçtiğimizde bu 600 kişiye ilave tabii yapacağımız iş modeline göre değişen belki 200-300 ilave daha kadro alabiliriz. Bunun için projelerle uyumlu ilerleyebileceğimiz bir süreç bu. Onu da yılın sonlarına doğru tamamlamış olacağız. Bağkur prim borcu olup bu borcunu ödemekte güçlük çekenler için SGK bankalarla protokol imzaladı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, özellikle Bağkur prim borcu olup bu borçların çeşitli kanunlara göre dondurulması işlemi sistem üzerinden yapılmıştı. 7256 sayılı yasaya göre dondurulan bu süreler dönemindeki değer üzerinden yeniden hesaplanarak prim borçları yeniden yapılandırılmış oldu dedi. Hasgül, vatandaşlarımızın çıkan borcu piyasa koşullarından daha uygun maliyette kredilendirilmesi için kurum başkanlığımızca bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmanın neticesinde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ta protokol imzalandı. 1.60 faiz oranıyla 36 aya kadar kredi kullanım imkanıyla prim borcu olan vatandaşlarımızdan emekli olabilecek durumda olanlar bu haktan faydalanacaktır ifadesinde bulundu. Bağkur kapsamı dışındaki bazı borçları da kredilendirileceğini söyleyen Hasgül, kredi protokolüne göre sadece Bağkur kapsamındaki borçlu sigortalarımız değil, ek 5, ek 6 kapsamında olup birikmiş borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek sigortalılarımız, askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmalarıyla aylık bağlanacak durumda olan sigortalılarımız da faydalanabilecek diye konuştu. Kayseri'de şehir dışından tedavi için gelen kanser hastasının valizini alan bir kişi kayıplara karıştı. Valizin çalınma anı da sistemin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs kayıplara karıştı. Çorum'dan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi olmak için gelen hasta ve yakınları Talas ilçesi Papatya Caddesi'ndeki bir sitenin önüne eşyalarını indirdi. Kanser hastası vatandaş ve yakınları diğer eşyaları daireye çıkarırken valizi ise daha sonra almak için çöp kutusunun yanına koydu. Caddeden gelen kimliği belirsiz bir kişi de çöpün yanında duran valizi alarak uzaklaşırken valizin çalınma anı da sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karşıdan gelmiyor. Elinde de kutu var. Kargo kutusu gibi bir şey var sanki. Ama karşıdan gelmiyor abi. Bizim şu yandan gidip sonra alıyor geliyor. Gittiği yerden önce anlarız belki. Önce gidiyor. Hadi başlayalım. Nereye gidecek? Gittiği yere. Sağa mı dönüyor? Kayseri'ye gelen hasta yakını olan Çavuş Çarkıt, hastamız evraklarının kaybolması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Valizi alan kişinin veya bu kişiyi görenlerin 0544 806 0099 numaralı telefona ulaşmasını rica ediyoruz dedi. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla 30 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan sürücü benim abim de polis sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde polis ekipleri şüphelendiği aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 06RZR19 plakalı ticari aracıyla kaçmaya başladı. 30 dakika süren kovalamaca sonunda araç Koca Sinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde durduruldu. Sürücü ve yolcu koltuğunda bulunan şahıslar yakalandı. Tanımadığı adamı almış arabası. Polis ekipleri tarafından araması yapılan sürücü kendisini benim abim de polis sözleriyle savunmaya çalıştı. Sürücü CT ayrıca bir oto tamircisinde çalıştığını ve Emniyet Müdürlüğü'nün de araçlarını tamir ettiğini söyledi. Aynen öyle abi. Aferin sana. Aferin sana. Gerçekten aferin. Hem emniyetin araçlarını yap. Hem kardeşim polis olacak. Hem de polisten kaçacak. Abini alıyor mu? Kardeşim böyle yaptı diye mi? Şahıslar yapılan üst araması ve alkol muayenesinin ardından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı. Her iki araçta çarpmanın etkisiyle müstakil bir evin bahçe duvarını yıkıp içeri daldı. Kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
kaza Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde meydana geldi. BB yönetimindeki 34AHU 62 plakalı otomobille ÖÖ yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da müstakil bir evin bahçe duvarını yıkıp içeri daldı. Gelirler mi ya? İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken yaralanan bir kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki araç kullanılamaz hale gelirken evde de maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alan şefi Ömer Uşal, uzaktan eğitimde motor parçalarını evine getirerek küçük bir atölye oluşturdu. Ünsal, uzaktan eğitime katılan öğrencilere kendi deyimiyle atölye evim dediği ortamda ders veriyor. Pandemi nedeniyle verilen uzaktan eğitimde öğretmenler tüm imkanları zorlayarak en iyi şekilde öğrencilerine eğitim vermeye çalışıyor. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı şefi Ömer Uysal da uzaktan eğitim çerçevesinde okuldaki motor parçalarını evine taşıyarak küçük bir atölye oluşturdu ve öğrencilerine burada ders veriyor. Kendi deyimiyle motor parçalarından oluşturduğu atölye evimde bilgisayarı ve motor parçalarıyla derse her zaman hazır olan Ömer Uysal, canlı dersler başladığından bu yana derslerimizi bilgisayardan veya yazılı olarak anlatmaktan çok dersleri uygulamalı yapmaya çalıştık dedi. Canlı dersler başladığından bu yana derslerimizi bilgisayardan veyahut da yazılı olarak anlatmaktan çok derslere uygulamalı yapmaya çalıştık. Çalışmalarımızda öğrencilerimiz de zaten bunun faydalı olduğunu gördü. Uysal, eşimden her ne kadar şikayet alsam da dersleri veriyorum ve öğrencilerimden de olumlu tepkiler alıyorum ifadelerini kullandı. Buradan anlatıyorsunuz. Anlattığınız zaman öğrenciler pek derse ilgisi olmuyor. Bunun dışında kuru kuruya zaten ellerinde kitaplar var. Onun bir anlamı yok. Ama atölyeyi buraya getirince tamamen getirmedik tabii. Ben motor öğretmeniyim. Koca bir motoru buraya getirme imkanım yok. Ancak motorun parçaları, alternatördü. Bu küçük bir parça. Bunu söküp anlatma imkanım var. Ne bileyim bir marş motoruydu, ateşleme sistemiydi. Bunlarla ilgili çalışma yapabiliyoruz. Ama bir motoru mutlaka getirme imkanım yok. Ancak onda parçaları sökülmüş halde eve getirmek suretiyle bunları yapıyoruz. Her ne kadar hanımdan biraz şey de yapsak, gayet de olsa bunları bu şekilde yapıyoruz buralarda. Ve çocuklara faydalı olduğuna da inanıyorum. Onlardan da olumlu tepkiler alıyorum zaten. Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı Doktor Adem Dursun, COVID-19'dan gelen ve Miss C tanısı konulan 9 yaşındaki Zeynep'in isteğini kırmayarak odasında yan flütle mini konser verdi. Aralık 2020'de COVID-19 şikayetiyle gelen Öztübek ailesi hastalığı hafif şekilde atlatırken, bir süre sonra koronavirüse yakalanan 9 yaşındaki Zeynep de aynı şikayetlerle Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine getirildi. Yapılan tahliller neticesinde COVID-19 sonrası Miss C sendromu teşhisi konulan Zeynep, Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınarak tedavisine başlandı. Tedavi süresinde doktorlar ve hemşirelerin büyük ilgi gösterdiği ve 10 günlük tedavisinde sağlığına kavuşan Zeynep'in müzikle uğraştığını öğrenen Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı uzman doktor Adem Dursun, küçük hastasının isteği üzerine odasında yan flütle mini konser verdi. Doktor Adem Dursun, pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak istiyoruz dedi. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız için gerek de sağlık çalışanları için moral motivasyon son derece önemli. Zeynep kızımızı da bizim bir 10 gün kadar çocuk yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz Miss C tanısı koyduğumuz bir hastamızdı. Zeynep'le sohbetimizde kendisinin de müziğe karşı son derece ilgili olduğunu, gitar kursuna gittiğini, gitar çaldığını öğrenmiştik. Kendisi de bir şekilde benim flüt çaldığımı öğrenmiş. Benden rica etmişti. Flüt çalar mısın doktor abi diye. Ben de bugün kendisine zevkle flüt çaldım. Tabii Zeynep'le bizim hayalimiz inşallah buradan taburcu olduktan sonra birlikte bir gitar, yan flüt çalıp öyle bir eser paylaşmak istiyoruz.
9 yaşındaki Zeynep'in Mis C tedavisi süreciyle ilgili bilgiler aktaran uzman doktor Serkan Özsoylu, COVID-19 hastalığının daha çok yaşlı hastaları tuttuğu, çocuklara zarar vermediği veya herhangi bir semptom ortaya çıkarmadığı gibi yanlış bir algı var. Bu doğru değil. Bu süreçte çocukların da erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk ifadelerini kullandı. Öncelikle halkımızda da böyle yanlış bir algı var. Daha çok sanki yaşlı hastaları tuttuğu veya çocuğu tuttuğu zaman çocuklara zarar vermedi veya herhangi bir semptom ortaya çıkarmadığı gibi yanlış bir algı var. Çocuklarda özellikle COVID geçirdikten 4-6 hafta sonra karın ağrısı, ateş, kusma, solunum sıkıntısı, nefes alıp vermede zorluk gibi şikayetlerle çok fazla çocuk görmeye başladık. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 18. haftasında HES Kablo Kayseri Spor cumartesi saat 16'da evinde Malatya Spor'u konuk edecek. Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Denizli Spor'la karşılaşan HES Kablo Kayseri Spor 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle moral vuran sarı-kırmızılı takım seriyi yakalamak istiyor. Cumartesi günü saat 16'da kendi sahasında Yeni Malatya Spor'u konuk edecek olan HES Kablo Kayseri Spor bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayseri Spor hocasız çıktığı maçta Denizli Spor'u 21. dakikada Henrique'nin attığı golle devirdi. Sarı-kırmızılılar 11 maç sonra kazanmanın sevincini yaşadı. Halen düşme hattında olan HES Kablo Kayseri Spor Yeni Malatya Spor maçına 3 puanın moraliyle hazırlanıyor. Takımda keyiflerin yerinde olduğu gözlenirken Yeni Malatya Spor maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmek istiyorlar. Geride kalan 17 haftada 13 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 20. sırada bulunuyor. Rakip takımsa yine aynı 13 puanla 19. sırada yer alıyor. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı günler diliyorum.